Sana da sultanımızın adaletine güvendiğim kadar güvenirim. Ertuğrul gitsin sultanımıza teslim olsun. Yeter ki bu mesele uhulet ve suhuletle hallolsun. Sen de sultanımızın verdiği vazifeyi yerine getir. Devletimizin içine düştüğü ateşi söndür. Şehzadeyi bul ve öldür. Son kez yüzünü görmek nasip olmadı. Keşke yaşıyor olaydın. Keşke bize yol, yordam gösteriyor olaydın. Bir yanda bize emanet ettiğin obamız, bir yanda Ertuğrul, bir yanda obamızın istikbali, bir yanda Ertuğrul'un hayalleri. Bilesin ki Ertuğrul'un senin emanetini paramparça etmesine izin vermeyeceğim. Huzuru veremedik Gökçe. Gönlünü göremedik. Mutlu olup evlatlarımızı beklemedik. İbni sen gitmek istersin. Etme. Kurbanın olam. Hadi kalk. Nefesin nefesi bozuk kalk. Selçuk. Kardeşim yapma. Gökçe Allah'a en yakın makamı, şehitlik makamına erişti. Sen şehit bacısısın. Sana ağlamak yakışmaz, dik dur. Halime. Halime. Bak hele, bak. Böyle güzel ölünür mü?
Hadi kalk. Kalk ablana bir şey de. Selcan dayan. Selcan dayan. Selcan bacım. Kurbanınızla la oraya götür. Kara toprağa gömmeyin kardeşimi. Dayan bacım. Ne olur kalk. Dayan bacım. Etmeyin. Allah götürün Gökçe ağzını. Hadi. Ne olur etmeyin. Gökçe. Kara toprağa gömmesinler kardeşimi. Halime bir şey de. Bir şey de gömmesinler. Kardeşi yakmış götürmesinler bir şey de. Halime. Ne olursun Halime bir şey de. Etme ne olur. Ahval kötü Artuk Bey. Elimizden geleni yapıp dua edeceğiz İshak. Hele sıcak su verirsin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım hele. Tüccar Abdullah. Otur yanıma. Hasbihal edelim seninle. Nice vakittir görüşemiyoruz. Sana iyi haberlerim vardır Saadettin. Tutekin öldü. Ne Gökçe Hatun? Ona ne oldu? Lakin Goncagül Hatun da öldü. Ben de Tutekin'in yanına avradının cesedini Türkmen kilimi gibi sarıverdim. Gökçe yaşayacaktı. Onu Sungur Tekin'e verecektim. Olan oldu Saadettin. Yapacak bir şey yok. Sungur Tekin ahmağını yeterince şişirmedin mi? Duydum ki Ertuğrul'la Şehzade'yi elinden kaçırmışsın. Ertuğrul hala yaşıyorsa birbirimize hala ihtiyacımız var demektir. Nereye gidersin? Emir Saadettin'e Hayme Ana ve Gündoğdu Bey'in geldiğini haber edesin. Sana ve adamlarına erzak ve savaşçı yollayacağım. Duydum ki etrafında pek adam kalmamış.
Sana en iyi adamlarımı yollayacağım. Lakin bu işi bitir. Ertuğrul'un vakti geldi. Belli ki Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in huzuruna çıkmasından korkarsın. Sayende Sultan Alaaddin'in huzuruna çıkamayacak. Öyle değil mi? Hayme Ana ile Gündoğdu Bey geldi Emir Hazretleri. Gelsinler. Hadi saklan. Dirayetli hatun. Oğlunu senin ellerinden dişleriyle söküp almaya çalışır. Hoş geldin Hayme Hatun. Buyur, oturasın. Askerlerin obama gelip oğlumu aradı. Duydum ki oğlumun canına kastım varmış. Adaletin icap ettiğini yapmak benim vazifemdir. Her kim ki onu korumaya kalkar, akıbeti aynı olur. Vazifenizi yaptığınızdan hiç şüphemiz yok Emir Hazretleri. Lakin şunu bilmenizi isterim. Kardeşim Ertuğrul'un devlete isyan etmek gibi bir derdi yoktur. O da Şehzade Yiğit de masumdur. O zaman gelip bana teslim olsunlar. Onlar çakalın önüne atılacak et değiller. Emir Saadettin. Haddini bil Hayme Hatun. Vakti geldiğinde oğlumu sultanımıza kendi ellerimle teslim edeceğim. Vakti gelince hangi vakitmiş bu? Ertuğrul Noyan'la işi bitmeden asla teslim olmaz. Taht, makam, mevki hırsı nice kahramana diz çöktürüp yoldan çıkardı da bu çocuk nefsine boyun bükmedi. Allah herkese böyle bir evlat nasip eylesin. Müslümanları da muktedir olma hırsından uzak eylesin. Her işimizi sadece Allah rızasıyla gözetmeyi nasip eylesin. Amin. Gonca Gül'le Noyan'ı buluşturan nasıl köpekse, Boğaç'la köpeği buluşturan da Gonca Gül'dür. Hal böyleyken, sığınacağı tek yer köpeğin inidir. Ta ki vakti gelip, köpek onun ipini çekene kadar. Boğaç soysuzluğunun gideceği yer bellidir beyim. Bellidir Doğan, belli. Bellidir beyim, tepelerine bineceğimiz yer de bellidir. Gün doğmadan kervansaraya varın. Gözünüzü dört açın. Biz içeri giremesek de Boğaç er ya da geç çıkacaktır. Çıkacaktır beyim. Çıktı mı da tepesine biner ö. Boğaç'ı bana canlı getirin. Getirin ki köpekle Noyan'ın iş tuttuğunu bilmeyen kalmasın. Yiğit'i de bizi de köpeğin oyunundan anca bu kurtarır. Cana geldin he, dağların ayısı. Geldim kardeş, cana geldim. Bir kefere keserken, bir de hain döverken keyfim yerine geliyor. Kardeş, ümüklerine çökeceği, ümüklerine çökeceği onların.
Noyan Gökçe Hatun'u öldürdü. Tuğtekin de ölümle pençeleşir. Ölümle mi pençeleşir? Nasıl olur bu? Noyan Gökçe Hatun'u kaçırdı. Tuğtekin Bey'e tuzak kurmak için. Üzüldüğümü bilesiniz. Gencecik iki insan. Tuğtekin Bey tez vakitte sağlığına kavuşur inşallah. İnşallah. Şunu bilesin ki sultanımızın adalet terazisinden sadece oğlum değil, sen de geçeceksin. Vazifemiz gereği biz her daim o terazide tartılırız Hayme Hatun. Sizden önce Sungur Tekin Bey'im geldi. O da Ertuğrul'u Sultan Alaaddin'e teslim olmaya ikna edeceğini söyledi. Ona da söyledim. Ha ben, ha Sultan Alaaddin. Yeter ki bu mesele suhuletle hallolsun. Adalet yerini bulsun. Yıllarca Allah aşkına savaştığımız, nice şehitler verdiğimiz bu topraklara, sultanımız seni düzeni temin etmek için vazifelendirdi. Eyvallah, başımızın üstüne. Lakin sen geldiğinden beri ne obamın ne de diğer obaların ne düzeni kaldı ne de huzuru. Tabii bunu sultan bilecek. Ana. Bundan böyle bir daha askerlerin obama gelip bizi huzursuz etmesinler. Sözümde duracağım. Oğlumu kendi ellerimle sultanımıza teslim edeceğim. Sen de bunu böyle bil. Kadın ama ha. Koca emire diz çöktürdü. Onu zaman gösterir. Hem Tuğtekin yaşıyormuş. Bu ne iştir Noyan? Merak etmeyesin. İçini öyle bir oydum ki sabaha göremez. Sabah cenazesine gider gözyaşı dökersin. Hatta istersen arkasından yas tutarsın. Dediğim gibi Ertuğrul Sultan'ın huzuruna çıkarsa geceleri gözüne uyku girmez. Bu açla adamlarını bekleyeceğim. Sonra da gidip Ertuğrul'u öldüreceğim. Sakın bana oyun oynamayasın Saadettin. Eğer bana oyun oynarsan nereye gidersen git seni gelir bulurum. Hadi selametle. Senin Şaman. Ulu Bilge. Ertuğrullar kaçarken onu öldürmüş. Allah şifa versin. Senin gibi bir aslana hangi ok işler? Tez vakitte iz bile kalmaz. Yarın Ahlat'a gitmeden yarına tekrar bakarım. Sağ olasın Arabi Hazretleri. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Beyim. Ahval hiç iyi değildir.
De hele geyikli. Nasıl söylesem bilemem beyim. Geyikli. Sabrımı mı sınarsın? Gökçe Hatun. Öldü beyim. Noyan öldürmüş. Tuğtekin beyim de canıyla cebelleşirmiş. Durumu da ağırdır. Gökçe. Günahsız Gökçe. Tuğtekin'le birbirlerine doyamadan. Ya kardeşim Tuğtekin? Yiğit Tuğtekin. Noyan seni ağına çekecek. Öfkene hakim olasın dedim. Noyan. Saadettin. Sizi cehenneme yollayacağım. Zalimler mazlumların önünde diz çökene kadar durmayacağım. Dirayetli olasın evlat. Bin zulme uğrasan da dirayetli olasın. Sanma ki bu böyle devam eder. Hazreti Ali'nin dediği gibi. Mazlumun zalimden öcünü aldığı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. Allah salihlerle beraberdir. Ben tez obaya gidiyorum. Beyim, Emir Saadettin obayı boş bırakmamıştır. Askerler obadadır. Merak etmeyesin. Tez gidip tez döneceğim. Böyle avrat.
Tekin. Nedir ahvali Artuk Bey'im? Maalesef ahvali iyi değildir beyim. Noyan iti kılıcı öyle bir ustalıkla saplamıştır ki karnına, bilerek isteyerek ölmesin, acı çeksin istemiştir. Ya Gökçe bacım? Onu nasıl öldürmüş? Gökçe Hatun'u da boğazını keserek öldürmüştür. Bu bir teselli midir bilmem, lakin acı çekmeden can verdiği bellidir. Artuk Bey. Önce Ertuğrul Bey'imin haberi geldi. Lakin sonra Tuğtekin Bey'imle Gökçe Hatun'un, Gündoğdu Bey'imle Emir Saadettin'i görmeye gittiler. Ne dersin Artuk Bey? Çok öfkeliydi beyim. Ay Allah'ım. Selcan. Ya Sercan Hatun, o nasıl? Sercan Hatun çok sarsıldı. İnşallah yine gebeliğine zarar gelmez. Gökçe bacım, başımız sağ olsun. Allah hepimize sabırlar versin evladım. Rabbim onların kanlarını yerde bırakmayacak fırsat versin bize. Amin. Tuğtekin nasıl? Ahvali iyi değildir ana. Gökçe. Ölmeden evvel Goncagül'ü öldürmüş. Sen bunu nereden bilirsin? Emir Saadettin'den Noyan'ın yerini öğrendim. Pusu kurduk. Lakin gelmedi. Gidip baktığımda Goncagül'den ayılanın cesedini gördüm. Belli ki Noyan'la bir olmuş. Noyan işbirliği yaptığı hatunu öldürmeyeceğine göre, Gökçe kaçmaya çalışırken fırsatını bulup Goncagül'ü öldürmüş olmalı. Noyan'la kaçarken Gökçe'yi yakalamış olmalı. Sungur. Anamla ben Emir Saadettin'in yanından geliriz. Ertuğrul hakkında konuştuklarınızı söyledi. Ertuğrul'u Sultan Alaaddin'in adaletine teslim etmekten başka yol yok ana. Halime Sultan. Ertuğrul kardeşimin isyancı olmadığını bilirim. Sultan da bunu bilip anlayacaktır. Ertuğrul'un Emir Saadettin'e olan öfkesi yüzünden ölüp gitmesine izin veremeyiz. Ertuğrul'u buna ikna etmek zorundayız. Şehzade Yiğit'i de sultana teslim etmeli. Beni anlıyor musun? Ertuğrul Bey teslim olmayacaktır. Teslim olmayacak da ne edecek? Ömrü boyunca şehzadeyle bir dağda sığıntı olarak mı yaşasın?
bir gün tuzağa düşüp ölsünler mi? Bunu mu istersin? Senelerdir kardeşinden ayrısın. Onu iyi tanımazsın belli. Ertuğrul Noyan'ı da, Noyan'ın yularını elinde tutan Emir Saadettin'i de dize getirmeden sultana teslim olmaz. Bu sözlerinin Ertuğrul'un ölümüne sebep olacağını bilmez misin Halime Sultan? Peki ya sen? Emir Saadettin'in peşine takılıp da kardeşin Ertuğrul'un hayatını tehlikeye attığını bilmez misin? Yeter. Yeter, ne yapıyorsunuz siz? Şimdi bunların konuşmanın sırası mıdır? Ha? Bu çetin vakitlerden böyle mi geçeceksiniz? Böyle mi birliğinizi sağlayacaksınız ha? Dolurga beyleri sizi görmek ister Ayman Hanım. Gelsinler. Başınız sağ olsun Haymana. Başınız sağ olsun Haymana. Hepimizin başı sağ olsun. Benimle ne konuşmak istersiniz? Yarın toyu toplayacağımızı bilmeni isteriz Haymana. Obayı başsız koymak istemeyiz. Şu halinize bakın. Leş kargaları gibi otağa girmek için birbirinizle savaşırsınız. Daha beyiniz ölmeden makamına göz dikmişsiniz. Yazıklar olsun size. Yıkılın karşımdan. Yıkılın dedim. Ben size merhametin elini uzatmadım mı? Ha. İsyan edenin ahvali. Felaket olur demedim mi? Ben ki kudretli emir Saadettin Köpek. Size merhamet göstermedim mi? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Beyleriniz nice alpinizle birlikte telef olup gitti. Neye yaradı? Hiç. Koca bir hiç.
Ola ki Sultan Alaaddin geleydi, ne olurdu? Hiçbirimizi sağ koymazdı. Affet bizi Emir Hazretleri. Obalarımızın beylerine engel olamadık. İsyan etme dedik, dinletemedik. Gözleri öfkeden dönmüştü Emir Hazretleri. Mani olamadık Emir Hazretleri. Bizleri çocuklarımıza bağışla. Affet bizi Emir Hazretleri. Sen neden susarsın Karaca Bey? Toylarımızdaki beylerimize mani olamadık Emir Hazretleri. Ne deseniz hakkınızdır. Boynumuz kudretiniz karşısında kıldan incedir. Bunca canın ölüp gitmesine gerek var mıydı Karaca Bey? Yoktu Emir Hazretleri. Bilesiniz ki ben ve obamız her daim emrinizde olacağız. Gayrı obalarınızın beylerini ben seçeceğim. Size de toyda kararlarıma saygı göstermek düşecek. Her kim ki göstermez, bedelini obasıyla birlikte öder. Şimdi sözümün üstüne söz söyleyecek var mıdır? Yoktur Emir Hazretleri. Başımız üstüne. Karaca Bey. Her kim ki emrinize itaat etmez, önce karşısında beni bulur Emir Hazretleri. Âlâ. Âlâ. Ertuğrul geldiğinde onu teslim olmaya ikna etmek mecburiyetindeyiz ağabey. Şehzade ile ikisi teslim olmalı. Onları sultana ben kendim götüreceğim. Sultanla konuşup Ertuğrul'un isyan etmediğine ikna edeceğim onu. Başka bir çare olmadığını ben de bilirim kardeşim. Lakin sultan ya ikna olmaz da Ertuğrul'un canına kastederse? Ordularıyla birlikte Konya'dan yola çıktığını biliriz. Belli ki öfkelidir. Ertuğrul'un ağzından çıkacak tek bir yanlış söz nelere mal olur? Düşündükçe keçileri kaçıracak gibi olur. Ertuğrul. Tuğtekin Bey'in ahval nedir? Vallahi kardeşim durumu hiç iyi değil. Anam yanında. Ertuğrul, konuşmalıyız. Şehzade'yi Selçuklu askerlerinin elinden kaçırdığını biliriz. Yakında sultan da öğrenecektir bunu. Şehzade ile birlikte sultanın adaletine teslim olman gerekir kardeşim. Gereği neyse yapacağım ağabey. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Neymiş gereği Ertuğrul? Noyan'ı bulacağım ağabey. Köpekle birlikte iş tuttuklarını ispat edeceğim. Gereğini soruyorsan budur. Sonra da Sultan Alaaddin'e gider teslim olurum. Vereceği hüküm karşısında boynum kıldan incedir. Hala Emir Saadettin der durursun. Vazgeç şu inadından artık. Ağabey, sen de hakikati gör. Noyan'ı, Gonca Gül'ü peşimize takan köpekti. Boğaç'ı başımıza bela eden, Gökçe Hatun'u ölüme götüren de o avrattı. Köpek nasıl senin gözlerini bağlamış, yularını eline almış görmez misin? Ertuğrul, Sungur! Bütün obayı karşına alıp Bizans'a gitmekten bahseden sen, obayı bölmekte zerre tereddüt etmeyen sen,
Beni bile sözlerinde kandıran sen. İmdi başımızda bunca bela varken Emir'e kafa tutup işimizi zora sokarsın. Yettin artık. Sungur! Ne yapıyorsunuz siz? Ha? Ne yapıyorsunuz? Tuğtekin içeride ölümle pençeleşiyor. Bir anda Gökçe genç yaşta cansız yatıyor. Yeter artık. Anladınız mı? Yeter artık. Yetmez. Yetmez anam. Ertuğrul'un ki inat. Hep inat. Kendi mezarını kazmaktan ne var? Usanacaksın Ertuğrul. Sultan ordusuyla gelmekte anlamaz mısın? Böyle gidersen seni de bizi de ezip geçecek. Sungur Tekin. Nasıl bir ateşin içinde olduğunun farkında değil misin Ertuğrul? Lanet olsun yaşaman için. O hayallerini gerçekleştirmen için çırpınır dururum, görmez misin? Ben hayal kurmam ağabey. Gerekeni yaparım. Köpeğin eline nice canımızın kanı bulaşmışken kendimi kurtarma telaşına düşmem. Noyan da köpek de hak ettiğini bulacak.